Oyuncağın ekranlarına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Cities Skylines oynamaya devam ediyoruz. Bir önceki bölüm çok güzel bir başlangıç yapmıştık hakikaten. Bence şehrimizin temellerini gayet güzel atmıştık. Baksanıza, yağmur yağıyor. Şurada ırmak, dere artık çağ ne şey, yok. Oo. Başka çağlayan o başka bir şey. Çağlayan ne lan? Allah'ım yarabbim. Güzel. Yani boğa çayı diyebiliriz biz buna mesela. Antalya'da olsa boğa çayı diyebilirdik. Evet, o kadar büyük bir çay gibi. Onun önünde iş yerlerimiz. Yani belki buralara evler falan. Yok ya, yapmam herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama şeyle alakalı kafamda çok güzel fikirler var. Neredeyiz abiciğim? Şimdi şu yollarımızı görüyorsunuz. Yollarımız burada bir yerde kesişecek diye tahmin ediyorum. Şu yol buradan böyle gelirken bu yolda şuraya şöyle birleşecek gibi geliyor bana. Ondan sonra şuraya belki tamamen bir şey sanayisi yapabilirim. Ormancılık sanayisi. Çünkü o tertemiz bir sanayi. Yapabilirim. Bu buradan böyle devam edebilir. Bu ormanları kaybedeceğiz muhtemelen. Veya bunları yok edeceğim ileride. Bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Yerleşim yerlerine birazcık ihtiyacım var. Artıdayız. 1600 ve artmaya devam ediyor. Gayet güzel. Şimdi birazcık yerleşim yeri ve mesela bak hastane hastane eksiğimiz var. Şimdi bu yol böyle gelmeye devam edecek. Şöyle gelmeye devam. Neden? Böyle gelmeye devam edecek. Bu alan boş değil diyor ya. Ne alaka oğlum? Ne alaka bilemiyorum. Ne var ki yolumuzun üstünde? Ne? Ha oğlum, elektrik kablosu var. Tamam. Ben de ne var diyorum. Peki bence bu yolları artık birleştirelim ya da şu yolu şöyle getirip şöyle, aynen bununla da şöyle ileride birleştirebilirim. Şimdi gelelim abi küçük yola. Küçük yol. Şu an canı ağlıyor bir yandan da. Bir yandan da canı ağlıyor. Şimdi şuradan şu yolu şöyle yapıp şöyle birleştirebilirim. Tamam. Bence güzel oldu. Peki buralara hemen evlerimiz gelsin abicim. Bayağı bir ev eksiğimiz var. Şunu şuradan yıkabilirim. Herhalde artık ihtiyacımız yok. Buraya bir şeyler yapabilirim. Parktı, marktı bir şeyler. Şurayı dolduracağım aslında ya. Ha yo, burayı doldurmayacaktım değil mi ben? Aynen burayı doldurmayacaktım. Aa, burada bir yangınımız var. Ama bu çok tehlikeli. Çok tehlikeli bir durumumuz var şu an. Şöyle devam ediyoruz. Hemen çözeceğim o olayları. Hemen artık bir yangın istasyonu. Şöyle ortadan başlayacağım. Niye? Niye? Çünkü kardeşim. Allah kahretmesin ya. Özür dilerim ya. Evinizi, barkınızı, dükkanınızı falan yıktım. Aynen. Buralara tekrar gelin ya. Tamam. Tamam. Yangınları çözeceğiz şimdi. Yangınları çözeceğiz. Yağmur yağıyor aslında. Bu ev niye yanıyor lan? Tamam. Yolları birleştirebilirim. Oğlum çok karanlık değil misin ya? Elektriği buradan alıyorsun. Tamam. Ancak benim bunu da yıkmam gerek. Ya yıkmam gerekecek muhtemelen. Aynen yıkmam gerekecek. Abi çok karanlık be. Sabah olması lazım. Hadi. Hızlandıralım vakti birazcık. Sabah olsun. Şunu yıkacağım. Olmadı başka yerden geçiririm. Evet, elektriksiz kaldık. Bekle dur. Bekle. Elektriksiz kaldık. Önce yolu geçireyim, sonra elektriği geçireyim değil mi? Mantıklı.
şöyle devam edip bu yolun da şununla şöyle yok böyle değil ya bu kadar keskin değil bu kadar keskin değil o zaman bu yol azıcık daha şöyle devam etsin ki oğlum bir dakika ya şöyle hayır bu tarafa ya şöyle ha. Oha çok oldu. Aynen şöyle bağlanamıyor musun be? Aa sinir etti. Bağlanamıyorum. Bağlanamıyorum o zaman bunu yıkacağım. Ya çok gıcıksın. Bağlanmalısın. Ya bana illa anarşi açtırmayın ya. Ha? Bana anarşi açtırmayın abicim. Bunu niye yapamıyorsun? Niye yapamadın yani? Bana illa anarşi açtırdın. Ha? Anarşik. Şunu da basınca anarşi açıyor. Yani düz duvara bile tırmanır yani. Her yolu yapabiliyor. Sıkıntı yok. Şimdi şu şeylere bir bakalım. Burada gereksiz herhangi bir şey istemiyorum abi. Yolda hiçbir şey durmasın. Nerede? Başka trafik lambamız var mı? Yok. Şu anda yok. Peki. Tamam. Şu aralar bizim için çok güzel oldu. Bu aralara istediğimiz şey koyabiliriz. Aslında yangın için ben bunu da koyabilirdim ama. Alan yan eve sıçradı oğlum. Alo. Hadi başlatıyorum. Yan eve sıçradı. Nerede? Ambulans. İtfaiye. Allah kahretmesin ben klinik mi koydum? Lan oğlum ben itfaiye koymadım ki. Ben klinik koydum. Kaç para bu? 12.000. 12.000 dur benim ikinci borcu almam lazım. Aynen 60.000 değerinde. Öf al abi. Çünkü ben buraya itfaiye koymadım. Ben oraya klinik koydum salak gibi. Şimdi kliniği de şeyi de ne kliniği ya? Tamam buraya koydum. Artık hemen onu hallet. Onu hallet. Atık su tasfiyesi azalıyor gibi. Atık su için ne yapabiliriz? Bir tane daha koyacağız da. Neden? Çünkü elektriğini kestik lan biz onun. Elektriğini kestik oğlum atık suyumuz yok ki. Aynen. Şimdi yükselecek. Yükselmesi lazım. Aynen. Tamam. Boşu boşuna yapıyorduk. Abi hırsızlık baş gösterdi. Dur hemen bir polis merkezi de koyalım şöyle. Aynen. Bunu koyarsam. Aynen herkes mutlu. Herkes mutlu oldu. Peki. Güzel. Tamam. Buradaki yangınımız artık herhalde söndürüldü. Güzel. Yeni yerleşim yerleri lazım bana. Yeni yerleşim yerleri. Buraya böyle devam edin abicim. Burada bir elektrik direğimiz var yine. Bunu kaldırırsam ne olur? Elektriğimiz kesilir. Ama eğer buraya dükkan gelirse elektriğimiz geri gelebilir. Ya da şöyle yapalım. Madem öyle. Şu sahilden geçirelim şimdilik. Peki. Tamam. Artık şehrimize şu tarafa doğru büyütme vakti geldi. Çattı bence. Buradan bir yol çıkarıp artık birazcık toplu konut tarzında tadında şöyle büyük bir alan yapıyorum abi. Ulan Bob Ross gibi olmadın mı? Şurada şey olsun istiyorum. Yalnız kalmış ağaçlar falan. Lan oğlum.
Okey. Tamam, bir tık küçük yapmışım ama olsun. Alt yapısını geçirelim. Hayır. Alt yapısını geçirelim. Çünkü deli gibi arkadaşlar şeye ihtiyacım var. Şuraya koymayacağım ama. Öncelikle buradan başlasınlar. Allah kahretmesin oğlum, ben burayı şey yapacaktım. Aa, oğlum ben burayı... Oğlum bir dakika ya. Ayarlardan ben şu geceyi kapatsam mı? Bir saniye ya. Tam ekran nerede kapanıyordu abicim? Oynanış. Gece gündüz döngüsünü bir kapat be. Abi gece olmasına gerek yok ya. Değil mi? Bence gerek yok. Ya gündüz oynayalım. Gündüz gözüyle oynayalım. Aynen. Tamam neyse, şurayı yaparım ya. Burası bana ihtiyaç. Burası bana ihtiyaç. Çok da zaten şeye girmedik. Ormanlık alana girmedik. Tamam. Şurayı da yapacağım ama. Şöyle seçerek yapalım burayı. Aynen. Ay dur, yanlış oldu. Tamam. Şurayı da kaldırabilirim. Okey. Tamam, insanlarımız doluşsun abi. İnsanlarımız doluşsun. Şurayı dur, bir tane şey alabiliyorum ya, değil mi ben? Evet, bir yer alabiliyorum. Sizce ne tarafa doğru büyüsek? Şurayı alsam hem tren yoluna bak ulaşımım başlıyor. Ama gerçi tren yolunu kullanamıyorum galiba. Bence ilk önce burayı alalım ya. İlk önce burayı almak daha mantıklı. Şuradan orman endüstrisine başlayabilirim. Gerekirse buradan da sanayiyi bu tarafa doğru büyütürüm. Mantıklı. Alıyorum abi. 5500. Aldım. Okey. Okeyiz. Peki. Şimdi. Artık şurayı bir orman endüstrisi... Anam elektriğin yok. Bunların elektriği yok lan. Şu kadarcık şey yapsam bile yetiyor. Oğlum bu mod hakikaten çok güzel ya. İşe yarayan bir mod. Her yer elektrik kablosu donatmaktansa. Evet, doğal kaynaklar. Evet abicim, burası artık... Bak şuradan direkt buraya bağlayabilirim, biliyor musun? Direkt orman sanayisini buraya bağlarım abi. Müthiş olur. Aa, küçük kasaba oldum. Sanayi alanı, parklar, şeyler. Sanayi alanı güzel. Park, zart zurt. O kutlama, havai fişek yasağı. Dekorasyonlu Luna Park yolu. Parklife da var ya. Ama çok şeyler geldi. Doğa koruma çiti. Güzel. Güzeliz. Peki. Şimdi gençler, şurayı bir şey olarak belirleyeceğim. Şurası. Hatta şuralar. Aynen. Burası komple şey. Tarım. Tarım değil, orman. Aynen, orman sanayisi abi. Burası komple orman sanayisi. Aynen, buradan da şeyi çıkarım. Yolunu çıkarım. Nasıl çıkarım onu biliyor musun? Bak şimdi. Bak. Bak şimdi. Neden bu yollarım açık değil ya benim? Neyse, o azıcık beklesin madem. Azıcık beklesin. Burada değişik bir kayma var. Burası 2 sıra olmuşken burası 3 sıra olmuş. Onu hemen düzeltelim. Aynen. Bu da kaymış. Ana yollara çok yanaşmak istemiyorum da o yüzden. Okey. Geldik abicim okula. Bizim ilkokulla çok ihtiyacımız var şu an. Şu an ilkokul. Bu neymiş? Lise. Aynen, ilkokulla başlayalım. İlkokulu ben buraya koyarsam.
Aman Allah'ım. İlkokulu buraya koyarsam ben bunu buradan bağlamam lazım abi bak. Bu yolu benim buradan bağlamam lazım ki. Ya yanlış bir şey yapıyor olabilirim ama en azından şimdilik bağlamam lazım. Burada durmak yok. Bunlar dursun. Tamam. Neden bağlıyorum biliyor musunuz? Çünkü okulu buraya koyacağım ki buradan insanlar gelip gitsin okula. Buraya koyarsam bakın. Burada burası da faydalanacak. Da şöyle koyarsam. Aynen abi. Bütün herkes şu an okuldan faydalanıyor olması gerek. İnsanlarımız gelmeye başlıyor. Çok güzel abi ya. Yamaç Sokağı mı? Bir dakika, bu niye ismi değişmiş? Atatürk Caddesi. Atatürk Caddesi. Oğlum bir dakika. Atatürk Caddesi'nden bu Yamaç Sokağı niye oluyor? Bu cadde buradan devam ediyor oğlum. Ha. Bu cadde böyle devam ediyor. Tamam abi, buna dikkat edelim arkadaşlar. Burada niye başka bir şey oluyor ki? Burası Atatürk Caddesi. Tamam abicim, güzel oldu. Şu benim işime yarıyor gerçi ya. Oğlum burada doğa kirliliği var. Kirlilik mi var? Anlamadım. Yok, kirlilik şu. Tamam. Oğlum leş gibi ya. İğrenciz ya. Kanatlar. Şimdi kanal, ha kanallar. Kanatlar ne oğlum? Kanal inşa et falan filan. Tamam. Kanal manal inşa etmeye gerek yok abim şu an. Evet. Şuradan ileride biliyorsunuz bir projem var. Çılgın proje. Çılgın bir projem var. Buradan karşıya köprü yapacağım falan filan. Ama şimdilik bekleyebilirim. Borçlarımın bitmesini bekleyeceğim. Sanayi ihtiyacımız artmaya başladı. Buradaki sanayi ihtiyacını giderebilirim. Nasıl yapacağım? Yavaştan başlayacağım abi şuraya. Direkt ben bunu şeye bağlamak istiyorum şuraya ya. Ya da önce buradan mı bağlasam? Buradan geçici olarak bağlayayım. Ondan sonra şey açılınca şunlardan açılıyor ya. Buraya koyacağım mesela. Aynen. Şimdilik buradan bağlayayım. Çok tutacak ama ya. Neyse, tutacak, yapacak bir şey yok. Çok büyük bir sanayi sitesi yapacağım çünkü. Tamam. Şuradan başlayabilirim. Ya da arkadan mı başlayayım ya? Dur bilemedim. Dur bilemedim. Şimdi buradan yol yaparsam yarın bir gün onları yıkmak zorunda kalabilirim. O yüzden şöyle koca bir çevre yolu yaptım abi. Bomboş kullanılacak bir çevre yolu. Ve şuradan başlayacağım yapmaya. Bunlar çıkmasa da olur. Yani yollar hiçbir yere çıkmasa da olur. Tamam. Suyunu çekeceğim. Suyunu bu alan boş değil derken. Tamam. Güzel. Hemen alanı işaretleyelim. Elektriği de yok ama dur. Elektriğini hallederiz. Elektrik basit iş. Evet artık. Hadi. Tarlalarımız, marlalarımız gelsin arkadaşlar buraya. Haydi bak şu. Şefik yamacı. Güzel oldu. Şimdi tarlalarımız falan gelecek. Elektrik ve sıkıntı ama
Şöyle bir şeyle çözerim diye düşünüyorum. Çözdüm. Peki. Şimdi ne açılıyor abi buraya? Kereste şirketi aslanım. Öf, o açlarına bakın. İşte bu. Güzel. Güzel, 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 güzel. Kereste şirketi. Şimdi aslında organik ve yerel üretim. Ticari uzmanlık yok. Maden sanayisi, petrol sanayisi. İleriki zamanlarda açılıyor. Bu neymiş abi? Sanayi alanı boya. Sanayi alanı sil. Tamam. Çok güzel değil mi abi ya? Baksanıza. Of. Abi yeni. Kereste sanayisi. Orman sanayisi. Öf. Öf. Şunu kapak resmi olarak kullanabilirim. Çok güzel olmadı mı? Her yer palmiye, malmiye. Güzel. Şimdi alışveriş yeri ihtiyacımız da artıyor. Şuralara gelebilirsiniz abicim. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama benim burası bitti. Bu sahil yolu bitti. Aslında şuralara kaldığımız yerden devam edebilirim. Gerçi bunu da buradan artık bir şekilde oraya doğru insanlar gitmeden kaldırmam lazım. Bir tane park. Mesela park işlerine birazcık baksam. Benim parktır, bahçedir. Çünkü şu alan boş mesela. O alana güzel bir park, oraya bir şeyler koyabilirim. İnsanlar mutlu olsunlar. İnsanların gezecek yerleri olsun. Ama hiçbir şey koyamıyorum tabii ki. Yol kenarı gerekiyor. Mesela buralara bak, boşluk bırakmamın sebebi bunlar. İleride bir şeyler yapacağım zaman leveli atlamış evleri yıkmak istemem. Mesela buraya sığacak. Oha, bu hayvan gibi. Mesela bunu sığdırabilecek. Bu neymiş abicim? Botanik bahçesi. Oha, 15 bin. Bunu şu an koyamam. Şişme Şato Parkı mesela. Bu ne? Ufacıktır bu. Yani çok da ufak değilmiş aslında ama. Sen ne? Japon bahçesi. Aa, işte bu. İşte bu ya. Japon bahçesini koyarım abi buraya. İnsanlar mutlu olur ya. Bak. Mis. Japon bahçesi ya. Bak, gel buraya. O al çoluğun çocuğunu, şurada otur azıcık. Japon bahçesi bizim kültürümüzde çok olan bir şey. Her mahallede bir Japon bahçemiz var, biliyorsunuz. Şuraya da gidebilirim, dur. Aynen. Ama burayı dönme. Burayı dönme canım benim. Şöyle yap. Evet, burayı da tamam. Buraları ileride insanlara peşkeş çekeriz. Bak, buralar. Buraları düşünüyorum ne yapsam. Bir aslında şey yapabilirim. Bak, dur. Neydi o? Kanal. Yolda mıdır o? Aa, bakın, otopark falan yapabilirim. Otopark falan yapabilirim. Şu setler neredeydi? Bu ne mesela? Uygun AVM. Bu alışveriş merkezi çok lüks değil ama bir çok küçük gecikmiş dükkanı. Aa, AVM'ymiş lan bu. Oo. Bu ne? Robotik Enstitüsü. Oha. Bunlar çok iyi lan, dur. Ne bu? Televizyon istasyonu. Bunları ileride parayı bulunca yapacağız abi. Şimdi ha, şununla yapacağım muhtemelen, dur. Bunlar neymiş? Luna Park çiti. Peki. Öncelikle burayı düzenlemem lazım ya ben. Onun düzenleme şeyi neydi? Bu ne? Yürüme yolu mu? Sidewalk. Aynen. Ama benim öncelikle
Ha şu iskele. İskele mi? Ha mesela. Aa mesela evet. Ama bir saniye olmadı ki. Şöyle kıvrımlı yapsak. Ama benim hayalimdeki bu değil. Yani böyle ramp olsun istemiyorum ben. Yok abi vazgeçtim ben. Ben ot şey yapacağım ya gel. Nerede benim bank yok mu? Nerede banklar ya? Ha işte bu. Mis ya mis. Mis. Bak şimdi. Şuradan başlıyoruz abi. Ne? Ben buraya mı yapacağım? Hayır, buraya yapmak istiyorum ya. Anarşi açamıyor muyum? Allah anarşiyi bana açtırtmayın ha. Allah anarşik hareketler yaptırmayın bana. İşte bu. Peki oğlum yönünü döndüremiyor muyum ya? Abi ciddi misin sen? Ha tamam. Abi işte bu. Bunları istiyorum ben ya. Kayboldu. Kayboldu lan. Hayret bir şey ya. Oğlum ama hayallerimi yıktın şu an. Şu an hakikaten hayallerimi yıktın ya. Ha ben bunları buraya yapmak istiyorum ya. Ana anarşik şeyler yaptırıyorsunuz ya. Tamam neyse. Nereye yapılabiliyorsa tamam. Tamam nereye yapılabiliyorsa. Ama öncelikle o zaman ben bir şey yapayım ya. Bir yol yapayım bari oraya ben. Tamam yeni bina. Public library. Şundan mı yapacağım? Aa aynen bak. Dur be. Ama sanki bug'lısın. Oha oğlum çok şey yaptın ya. Abi bug'lısın bir saniye neden? Doğa yolu. Dağ yolu. Hayvanat bahçesi yolu. The Coastal Luna Park yolu diyor ya. Yaparım abi ben Luna Park yolu falan. Dinlemem yani. Şöyle. Ya aga be. İşte bu. Ben bunu istiyorum. Peki. Hemen deneme amaçlı. Oğlum bunun bankı var. Tamam. Tamam. Oğlum ben çok... Oğlum bunu çok beğendim işte. Eğer... Şunu yapma işte bunu. Bunu niye yapıyorsun? Bu alçalma. Niye alçaldın? Neyse. Aga. Ya ama olmadı ki bu. Olmadı. Neyse buraya planım var ya. Buraya planım var. Bak. Bu şehri sevmeye başladım çok iyi diyor. Peki tamam. Şey yapmak istemiyorum. Şu an değil, şu an değil. Tamam. Planlarımı ama anladınız değil mi? Anladınız. Güzel planlarım var. Peki. Aa bunlar ne? Tamam. Vergiden hoşnut değiller. Tamam. Tamam. Vergiden dolayı gidecekler. Az kaldı gidecekler. Hop, tamam nasıl? %1 ile ben sizi mutlu ederim. Tamam. Şimdi nereye doğru büyüsek abi? Şuraları da
kapsayabilirim. Buraları da geçebilirim. Aynen. Ay! Vergi! Ne diyorsun? Tamam, herkese bir... Aa, kasap oldum. Oh yeah. Ulaşım açıldı. Aa, feribot, meribot. Tamam, posta servisi. Otobüs. Güzel. Vergi indirime gittik. Peki. Oğlum çok iyi lan. Dur dur, tamam, burayı büyütmem lazım. Burayı... Oo, polis buraya kadar geliyor. Polis buraya kadar geliyor. Güzel oldu. Tamam. Şimdi yol. Böyle şey olur ya, serbest bölgeler falan. Hani böyle sanayiler. Yolları genelde böyle çıkmaz falan. Güzel olur yani, şimdi işimizi görür. Bunları büyütelim abi. Sanayi ihtiyacımız artık temiz sanayiden yana kullanacağız. Şunları büyütebilirim. Aa, büyütemiyorum. Bunları buradan kesebilirim. Evet, güzel. Şimdi insancıklar, insancıklar. İnsancıklar gelsinler. İnsancıklarımız buraya doluşsunlar. Aynen. Aynen. Sancıklarımız gelsinler abi. Var mı? Suyu olmayan diyecektim. Varmış. Elektrik sıkıntı değil. Şu an elektrik durumumuz kötüye gitmeye başlamış. Atık suyumuz da birazcık yavaştan kötüye gitmeye başlamış. Onun için hemen ben şuraya bir tane daha yapıştırıyorum abi. Atık su tasfiyemiz bir tane daha oldu. Ya elektrik konusu sıkıntılı. Elektrik, yeşil bir şeyler bulmam lazım ya. Yeşil bir enerji bulmam lazım. Mesela bu. Kaç? Üretim 0 ile 20 arası diyor. Ha, bunu suya koyuyorsun. 19. 19. 20 olsan 20 megawatt ama su gerekli diyor. Aa, 20 megawatt. Peki bu ne kadardı? Bu da 40. Onun yarısı kadar. Peki benim daha yeşil bir enerjim yok mu? Ha, şunlar vardı. Bu 59 megawatt. Ve sıfır ses. Aynen kardeşim. Aynen, güzel kardeşim. Bunu nereye yapsam biliyor musunuz? Sanayi bölgesine mi yapsam? Sanayi bölgesine yapayım yine ya. Bu bizim elektrik işini çok güzel bir şekilde çözecek. Bu da mod olması gerekiyor abi. Bu da yeşil. Biyo enerji. Biyo yakıt. Okey. Şimdi benim birazcık böyle alışveriş merkezimsi şeyleri nereye doğru yapmayı planlamam gerekiyor. Yani burada güzeldi aslında ama... Nereye doğru büyütsem... Burayı komple şeye vereceğiz. Artık karşıya atlasam mı diye düşünüyorum. Karşısı için sanki biraz erken gibi geliyor hala. Ne kadar da 38 bin dolarım olsa da ben buraya bir köprü yapmak istesem kaç para yazacaksın bana? Ha? 13 bin yazacaksın. Ama çok çirkin bir köprü ya. Ben daha ihtişamlı... Aynen! Ama böyle ihtişamlı bir şey istiyorum. Az önce, aa işte böyle. Aynen, Boğaz Köprüsü gibi olsun istiyorum. 13.000. Ya yani çok da değil aslında. Girişilebilir. Girişilebilir. Ya ben bu alana birçok şey sığdırırım diye düşünüyorum. O yüzden ben burayı şeye açmayı planlıyorum yine. Ama gerçi buraya ben şimdi şey yaparsam tırlar buraya da girmeye başlayacak. O sıkıntı. Yani tırlar bu yola girsin, buradan gitsin istiyorum da. Anladın mı? Burası izole. Burası şehrimizin kalbi. İlk yerleşim yeri. Antalya'nın kale içi gibisi. Peki.
Yani aslında buradan sonra çok daha büyük bir arazim var burada benim. Burada da bir tren yolumuz var. Aa, uçak mı lan o? O uçağa bak. Üstü tırlar mırlar traktörler gelmeye girmeye başladı, gördünüz mü? Ama çok iyi lan. Yemin ediyorum para basmaya başladık. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ben yer ama yerleşim yerlerine de yakın olsun istiyorum ya. Buralar hep sanayi olacak. O zaman abicim şuraya. Burayı vermek zorundayım. Burayı vermek zorundayım. Ama bir saniye, şurası saçma oldu. Şurayı yeşil yapabilirim. Aynen. Tamam, sıkıntı yok oğlum. Bak, geldin, gitme sakın. Tamam. Bu yol da yemin ediyorum 100. yıl caddesine benzemedi ya. Antalyalılar bilir. 100. yıl caddesi gibi olacak lan bu yol. Burası Konyaaltı. Yalnız şu işe bir çözüm bulmam lazım. Bu işin boku çıkacak çünkü şehir o tarafı doğru büyüyor. Tam Konyaaltı sahili diye düşündüğüm şurayı buradan böyle leş gibi yapacağım ileride. Az kaldı. Neyse arkadaşlar, güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bu bölümde sanayi işine girdik. Orman sanayisi işine girdik. Bir sonraki bölümde muhtemelen artık toplu taşımaya falan girmeye başlarız hafiften. Çünkü onlar da açıldı. İlkokul, lise yapmaya başlarız. Oğlum bu çok güzel oldu. Tertemiz ya, mis. Bakın bu ses de çıkartmıyor galiba. Yo, çıkarıyormuş. Tamam, buralara çok yaklaşmayız. Ama buranın neyini ses çıkartacak ya? Gerçi şehrin içinde alışveriş merkezleri var ama o kadar olacak. Peki. Olsun. Gayet güzel gidiyoruz. Umarım bu seriyi beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız hakikaten like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Şu anda çıkan sosyal medyalardan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.